Herkese merhaba. Hepiniz Cihat Çafizi'ye hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomda sizlerle çap yayınlarına ait AYT Fizik Denemeleri kitabından seçmiş olduğum bazı fizik sorularının çözümlerini paylaşmak istiyorum. Fazla vaktinizi almadan başlayalım. İletken paralel levhalarla kurulu şekil birdeki düzenekte x noktasından bırakılan artı q yüklü parçacık y noktasından geçerek Z noktasında karşı levhaya çarpıyor imiş. Elektrik yükü eksi Q olan levha diğer levhaya D kadar daha yaklaştırılarak aynı yük X noktasından serbest bırakılıyormuş. Ve bu durumda diyor ki buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Parçacığında ağırlığını önemseme diyor. 1. Parçacığın Z noktasına çarpma hızı artar. Üreticinin soldaki kutbu pozitif, sağdaki negatif. Soldaki büyük çizgi pozitif, sağdaki küçük çizgi ise negatif kutbu temsil ediyor. Artıya bağlı kısım ya da artıya bağlı levha artıyla yüklenirken eksiye bağlı levha ise negatif yüklenecektir bu durumda. Bu da artı ile eksi yani pozitif yüklerle negatif yükler arasında bir elektrik alan oluşacağını gösteriyor. Elektrik alanımız artıdan eksiye doğru şu şekilde çizilebilir. Çok çizgi var bir tanesini çizdim sadece ben e olarak gösterdim. Yine şekil 2'de ise aynı şekilde artı yani pozitif kutba bağlı levhanın işareti artı iken negatif kutba bağlı levhanın işareti de negatif olmalı. Yani eksi olmalı. Hemen o eksileri de yazdım. Şekil 2'de de yine artı yüklerden eksi yüklere yani pozitif yükten negatif yüke bir elektrik alan oluşur. Fakat bu elektrik alanın değeri farklı mıdır? Ona bir bakalım. Evet. ilk durumda elektrik alanımız E1 demiş olayım buna. E1. E1 eşittir. V bölü 4D şeklinde yazdım. İkinci durumda ise elektrik alan E2 olsun. E2'yi de V bölü 3D şeklinde yazmış olduk. Bakın burada 4D'ye V düşüyor. 4D'ye V düşerse şurası 2D'ydi değil mi? z X'i arasını soruyormuş ama değil mi? X'i arasındaki potansiyel fark ne olur diye sorduğu için yapıyorum bunu. 4D'ye V düşerse 2D'ye ise orantılı zaten V bölü 2 potansiyel düşmüş olmalı. İlk durumda X'i arasındaki potansiyel V bölü 2 olmalıdır. İkinci durumda ise 3D potansiyele V düşerse her D'ye V bölü 3 kadar potansiyel düştü anlamına gelir bu. Bu durumda şurası V bölü 3 burası V bölü 3 olduğundan X-Y arası potansiyelimiz 2V bölü 3 oldu. X'ye arası potansiyel ikinci durumda 2V bölü 3 oldu. Şurada 0.5 falandı yani 0.5'e eşitti. Burada ise yaklaşık 0.6'ya eşitti. Yani potansiyel artıyor mu? Artıyor. X'ye noktaları arasındaki potansiyel fark artmış oluyor. Şimdi ise çarpma hızına ve enerjiye gelelim. İlk durumda artı yüklü parçacık x'ten z'ye doğru gelirken üzerine yapılan iş eşittir q çarpı v olmalı. İlk durumdaki işimiz bakın. Bu da kinetik enerji değişimine eşit zaten. Serbest bırakıldıkları için şuradan bir yerden yazıyor olması lazım. Serbest bırakılıyor demiş. Yükler serbest bırakıldığı için ilk hızları sıfır olmalı. Yani buradan iş eşittir. Son kinetik enerji eksi ilk kinetik enerji şeklinde yazalım. İlk kinetik enerjimiz sıfırdı. O halde şunu sıfır yazalım. Haliyle yapılan iş son kinetik enerjiye eşit olmalı. Bu durumda şurada yapılan iş yükümüz Q çarpı potansiyel ve ilk durumda Q çarpı ve eşittir. Son durumdaki kinetik enerjiye KE 1 diyelim buna. Şekil 2'de yine yükümüz Q potansiyel ise yine V olarak gösterilmiş. Bakın Q çarpı v eşittir. İkinci durumda diğer levhaya çarpma kinetik enerjisine eşit olmalı. Her iki durumda kinetik enerjilerin Q çarpı V kadar olduğunu gördüm. Dolayısıyla parçacık buraya EK enerjisiyle çarpıyor ya. ikinci durumda yine aynı EK enerjisiyle çarpar. Q V kadarlık bir enerjiyle çarpar. Bu durumda parçacığın Z noktasına çarpma enerjisi değişmez deriz. Parçacığın Z noktasına çarpma hızı artar mı? Ona bakalım kinetik enerji değişmedi ki. Ya aynı parçacık olduğuna göre hızda değişmedi. Bakın kinetik enerji 1 bölü 2 m ve kare. Kinetik enerji zaten sabit. Kütle sabit. Hızda sabit olarak kalmalı. Yani hızda değişmemeli. O halde bir aradığım cevaplardan biri değil. Bu durumda 2 ve 3 aradığım cevaplar olunca 2 ve 3'ün birlikte yer aldığı seçenek D seçeneğini de işaretlemiş oluruz. Pınar fizik dersinden aldığı proje ödevi için eşit büyüklükte kestiği kartonları alüminyum folyo ile kaplayıp arasına plastik tabaka koyarak bir kondansatör yapar. Daha sonra bu kondansatörü şekildeki gibi bir üretece bağlar. Kartonlara alüminyum folyo sarıyor. Alüminyum folyolar iletken haliyle bunların arasına da bir plastik tabaka koyuyor yaratkan madde ve kondansatör elde ediyor. Kondansatörün sağ değerinin artması için Pınar 1, 2, 3 İşlemlerinin hangilerini tek başına yapmalıdır? Kondansatörün sağ değeri C eşittir E A bölü D formülüne bağlı. Yani kondansatörün yapıldığı maddelerin cinsine ve kondansatörün geometrik şekline yani özelliklerine bağlı bir bakıma. Kesidi büyük olan kartonları alüminyum folyo ile kaplamayla A alan artırılır. Evet şu levhaların alanı artırılmış olur ki bu durumda A artarsa C de artmış olacaktır. Gerilimi daha büyük olan üreteç kullanma. Ya gerilimi büyük olan üreteç kullanma. Formülde V yok ki. Peki gerilimi büyük üreteç kullanırsam ne olur? Q eşittir C çarpı V. Sağcın sağsı sabitti. Gerilimi artırırsam sağcın depolayabileceği yük miktarı artar. Dolayısıyla iki aradığım cevap olmadı. Çünkü gerilimi artırıp azaltmakla sağcı değiştiremiyoruz. Sağcın sağsını değiştiremiyoruz. 3. Plastik yerine elektriksel geçirgenliği daha az olan başka bir yalıtkan kullanma. Evet elektriksel geçirgenliğin daha az olması demek E'nin azalması. Yalıtkanlık kat ya da elektriksel geçirgenliğin azalması anlamına geliyor. E azalırsa C de azalacaktır. Oysa biz C'nin yani sağ derin artmasını istiyorduk. 3 aradım cevap olamaz. Cevap yalnız bir A'da. Günlük yaşamda kondansatörler farklı amaçlar için kullanılabilir. Örneğin bazen kısa süreli enerji depolama, bazen de alternatif akım devrelerinde doğrultucu olarak kullanılır. Pilde bir enerji kaynağı olmasına rağmen kondansatörlerin kullanıldığı bazı yerlerde pil kullanamayız. Pil ve kondansatörlerin kullanım amaçlarının farklı olmasının nedeni yukarıdaki yargılarının hangileri en iyi açıklar diyor. Yukarıdaki ifade dikkat edilirse kondansatörün kısa süreli enerji depolayabildiği söyleniyor. Ve yine alternatif akım devrelerinde doğrultucu olarak kullanıldığı söyleniyor. Pilde bir enerji kaynağı diyor ama kondansatörün olduğu yerde kullanamayız diyor. Bunun sebebi nedir diyor. Bir, pillerin kondansatörlere göre daha uzun sürene şarj edilmesi ki kondansatörler yani saçlar elektroşok cihazlarında kullanılabilir. Elektroşok cihazlarında kullanılan kondansatörün amacı şudur. Ani yük boşalımı sağlamaktır. Ani yük boşalımı deşarj yani boşalma olayıdır ki şarjda da deşarjın tam tersi dolma demektir. Ani boşalan bir sistem evet ani bir şekilde doldurulabilir. Bu da pilin kondansatöre göre şarj süresinin daha uzun olduğu anlamına gelir. Yani kondansatörler veya sağaçlar çabucak doldurulabildikleri gibi çabucak da boşalıtarak yüklerini ani bir enerji sağlamaktadır bizlere fotoğraf makinesi flashında olduğu gibi elektroşok cihazında olduğu gibi bir aradım cevaplardan biri oldu. İki pillerde güç kimyasal reaksiyonla evet güç kimyasal reaksiyonla uzun sürede üretiliyor. Fakat kondansatörde kondansatör iki tane paralel levhadan oluştuğu için yüklü iki paralel levhadan bu iki paralel levhanın elektrik alanında depo edilen enerji anlık hızlı bir şekilde kullanılıyor. Biraz önce anlattığım örneklerde olduğu gibi örneğin elektroşok cihazında ya da fotoğraf makinesinin flaşında ani bir boşalma, ani bir enerji oluyor. Yine ağır iş makinelerinde kullanılıyor saçlar. Büyük kuvvet gerektiren bu işlerde ani bir enerjiye, anlık hızlı bir enerjiye ihtiyacımız var. 2 de doğru oldu. 3. Pillerde depolanan enerjinin kondansatörlerde depolanan enerjiden daha az olması. Hayır. Pilin yapısına, ya da sağacın yapısına bağlı olarak depo edilebilen enerji farklılık gösterir. Bir sağaçta daha çok enerji depo edilebildiği gibi yine başka bir pilde sağaca göre daha çok enerji depo edilebilir. Bu tamamen pillerin yapısı ve sağacın yapısı ile ilgili bir özelliktir. Bu doğru olmayacaktır. 1 ve 2 aradım cevap A'da olmalı. Bir saat şekil birdeki potansiyel farkı ve olan üreteşle yüklendikten sonra üreteşle bağlantısı kesilip levhaları şekil 2'deki birbirinden uzaklaştırılıyor. Buna göre son durumda büyüklüklerinden hangileri azalır diyor. 1. Levhalar arasındaki elektrik alan. Bakın ki zaten üretecin pozitif kutbuna bağlı şu kısım şu levha artıyla yüklenirken negatif kısma bağlı levha ise negatif yükleniyor. Sağcın levhaları üzerindeki yük miktarı 2 tane artı 2 tane eksi olsun. Koparıp ayırdığımızda yani bağlantıyı kestiğimizde yüklerin gidecek bir yeri yoktur maalesef. Ve yükler yine levhanın üzerinde olduğu gibi dururlar. Pozitif yükten negatif yüke bir elektrik alan çizgisi vardır ki ikişer tane almıştım iki çizgi. Burada yine iki elektrik alan çizgisi olduğunu görürüm. Elektrik alan çizgisi değişmediği için levhalar arasındaki elektrik alan azalmaz yani değişmez deriz aslında. Azalır demişti. Ne azalır ne artar değişmez. Sabit kalır. Bir aradım cevaplardan biri olmadı. Elektrik alan çizgilerinin sayısı artarsa sıklığı artar. Bu da elektrik alanın arttı anlamına gelir. Oysa yük miktarı değişmemişti ki. Yük miktarı değişmeyince pozitif yükten negatif yüke geçen ona doğru seyahat eden elektrik alan sayısı değişmeyecekti. Bu durumda elektrik alanı değişmez olmalı. Sağcın sağsı değişmez mi? C eşittir E A bölü D. E sabit. Aradaki yalıtkan mende. A levhaların alanı. D ise aralarındaki uzaklık. D'yi 2D'ye çıkardım. D artarsa sağcın sağası de azalmış olacaktır. Evet 2 doğru oldu. Levhalar üzerindeki potansiyel fark. Ya ilk durumda levhan üzerindeki potansiyel fark pilin potansiyeline eşit olmalı. Çünkü sağaçla pil birbirlerine paralel. Birbirlerine paralel devre elemanları aynı noktalar arasında bağlı olduğundan potansiyeller hep eşit olmalı. İlk durumda potansiyel ve sabitti. İkinci durumda ise potansiyeli şöyle bulabiliriz. Q eşittir C çarpı V. İkinci durumda yüklerin gidecek bir yeri olmadığından yükler levhalar üzerinde ilk durumunu konumunu koruyacağından Q sabit oldu. C azalır demiştim. Bu durumda levhaların arasındaki potansiyel fark da artmış olmalı. Azalır diyemeyiz. Bu durumda cevap yalnız iki B'de bulunmaktadır. Bir öğrenci grubu saç, üreteç ve led lamba ile şekildeki devreyi kuruyor. Anahtarı kapattıklarında led lambanın bir süre yandıktan sonra söndüğünü gözlemliyor. Led lamba söndükten sonra pilin pozitif ve negatif uçlarına gelen kabloları çıkartıp kabloların uçlarını birbirine dokundurduklarında led lambanın yeniden yandığını gözlemliyor. Buna göre öğrencilerin deney sonucunda 1, 2, 3 çıkarımlarından hangileri doğrudur şeklinde bir soru sorulmuş. Evet anahtar kapatıldığında saat yüklenmeye başlar. Pilin pozitif kutuna bağlı sağacın levhası pozitif yüklenirken diğer levha ise negatif olarak yüklenecektir. Bakın Q eşittir. C çarpı V'di. Sağacın ilk durumda yükü yoktu zaten. Yavaş yavaş yükleniyordu. Q artardı. Değil mi? Yani ilk durumda Q sıfır. Fakat Q artıyor. Yani yük artıyor, yükleniyor. C sabit. Bu durumda sağacın potansiyeli de artmış olacaktır. Bakın sağacın potansiyeli Vs. Lambanın potansiyeli Vl olsun. Vs ile Vl'nin toplamı... Pilin potansiyeline eşit olmalı. Pil hem lambayı hem sadece beslediğinden ötürü pilin potansiyeli ve sağaç artı ve lamba olmalı. Sağcın potansiyeli ve artıyor. Sağcın potansiyeli artıyor. Pilin potansiyeli sabit. Bu durumda lambanın potansiyeli azalır. Yani lambanın potansiyeli gerilimi azalır. Sağaç tamamen yüklenene kadar ki süreçte. Evet doğru. Sağaç tamamen dolduktan sonra... Devrede kablolarda herhangi bir yük geçişi olmaz. Herhangi bir yük geçişinin olmaması demek akımın olmaması, yani akımın sıfır olması demektir. Saç dolduğunda tamamen doluyken artık devreden herhangi bir akım geçmeyecektir. Saç doğru akıma karşı bundan dolayı sonsuz direnç gösterir. Yani yalıtkan gibi davranır. Bakalım üçüncü öncül diyor ki Sağaç dolduktan sonra doğru akımı geçirmez. Evet doğru. Çünkü yük hareketi bitti. Akım sıfır oldu. 2- Sağaç üzerinde depolanan enerji Lambanın yeniden yanmasını sağlar. Onu da şuradan söylüyor. Bakın diyor ki LED lamba söndükten sonra Sağaç artık doğru akımın geçmesine engel oldu ya LED lamba söndü. Bu durumda ne yapıyoruz? Şu iki ucu pilden koparıp birbirine bağlıyoruz. Yukarıda anlatıldığı üzere. Bu iki ucu koparıp birbirine bağlarsam sağacın üzerinde depolanan enerji yani yük kablolar arasında hareket edecek. LED lambaya sağaç enerjisini verecek. Tekrar bir hareket, yük hareketi olacak ve akım geçmeye başlayacak. Akım geçince LED lamba da yanacaktır. Tıpkı fotoğraf makinesinin flash'ının çalışması gibi. Fotoğraf makinesinin flash'ını patlatmadan önce dolu sağaç yüklerini led lambaya yani flash denilen lambaya gönderir ve burada flash şeklinde bir patlama bir parıldama arkadaşlar olur. Bu da sadece enerjisini led lambaya flash'a göndermesine benzetilebilir. Doğru. Enerji lambanın yeniden yanmasını sağlar. Bu durumda 1, 2, 3 doğru olur. Cevap E seçeneğinde. Bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup Bildirimleri açarak destek sağlayabilir. Yorumlarınızla sonraki videolarım için bana ilham verebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. İyi ki varsınız.